1972 yılı Gazi koşusunda da kazananlar tanıdık isimler oldular. Bu yıl Gülsüm Ali Yeşil'in sahibi olduğu Akkor, jokeyi Ekrem Kurt'la zafere ulaştı. Akkor'un babası Cihangir böylece Gazi koşusu kazanan 6 yavruyu vererek bir rekora imza atıyordu. 1973 yılı Gazi koşusu birincisi Karayel, 3 sezon süren yarış hayatı boyunca hiç geçilmedi. Katıldığı 18 koşuda 18 birincilik elde eden Karayel bu başarısıyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Triple Crown yapan şampiyon, kendisi gibi hiç geçilmeyen ve Gazi koşusu kazanan Cartagena'yla Triple Crown yapan Seren Bir gibi yavrular verdi. 1974 yılı Gazi koşusunu kazanan Nadas, bu büyük başarısının yanı sıra 3 yıl üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunu da kazanan iki safkandan biri oldu. Sedat Üründül'ün sahibi olduğu Nadas'a Gazi koşusunda Mümin Çılgın biniyordu. 1975 yılı Gazi koşusunu 3 yaşlı döneminde büyük bir gelişme gösteren Mahi de kazandı. Zihni Oğuz'un sahibi olduğu safkana jokey Kazım Yıldız bindi ve 6. kez Gazi koşusu birinciliğine uzandı. 1976 yılında koşulan 50. Gazi koşusunu Eli Yeşil ekürisinin sahibi olduğu Buğra kazandı. Sağ gözü görmeyen bu safkanı ekürinin usta jokeyi Ekrem Kurt hazırladı ve Gazi koşusunda da safkana o bindi. Vidar ülkemizde yetişen en iyi atlardan biriydi. Favori olduğu 1977 yılı Gazi koşusunda starta girmemek için gösterdiği direnç onu az daha bu büyük zaferden mahrum bırakacaktı. Hikmet Birol'un sahibi olduğu Vidar'a Gazi koşusunda Kadir Altınöz biniyordu. Süratli bir tempoyla bir numaralı Vidar derhal grubu bölerek küçük boy ara yaptı. Arkada toplu şekilde giden grup. Grubun başında Gazeli'ni izliyoruz. Evet. Vidar süratli bir tempoyla grubu ayırmış durumda. 5-6 boy kadar önde. Arkada Ekenler Ekürisi'nin Gazeli. İkinci durumda Gazeli'nin 2-3 boy kadar gerisinde Bahadır Harmoni. Bahadır Harmoni hemen sağrısında Ülkü. Diğerleri 6-7 boy kadar geride. Sayın yarışseverler, Vidar gruptan bir hayli uzaklaşmışken Ekenler Ekürisi'nin Gazeli arkadan doldurarak Vidar'ın sağrısına yaklaşmak istiyor. Bir boy kadar yaklaştı. Arka boşlukta Bahadır Harmoni Öykü 5-6 boy kadar geride toplu bir şekilde grup gidiyor. 1600 metre direği Vidar'ın 2 boy liderliğinde geçildi. Gazel arkasından sıkıştırmak istiyor fakat tutturamıyor. Evet, son 1400 metre geçiliyor. Önde Vidar Gazel'i de ayırmakta. Evet, bir numaralı Vidar Gazel'le olan bir boyluk farkını ayırdı. 3-4 boya çıkardı. Orta boşlukta onu kovalamak isteyen Gazel. Arkada grubun başında Bahadır Harmoni. Daha gerilerde Salime grubun başında. Salime'nin dışından Gabra. Salime'nin dışından Big Ben atak yapıyor 5. olarak. 1000 metre direğini Vidar 6-7 boy kadar önde geçiyor. Orta boşlukta Bahadır Harmoni. Bahadır Harmoni'nin 3-4 boy kadar gerisinde. Şimdi grubun başına geçen Big Ben izliyoruz. Evet, grubun önünde Big Ben grubu sıyırdı ve 3. duruma girdi. Son viraja. Vidar Bahadır Harmoni'nin 2-3 boy kadar önünde giriyor. Bahadır Harmoni dışarıdan atak yaptı fakat savrularak döndü. Vidar içeriden döndü. 2. durumda Bahadır Harmoni 3-4 boy kadar gerisinde. Arkada en iç kulvardan Big Ben, orta kulvardan Pekerol atak yapıyor. Evet, Vidar'ın üstünlüğü, 3-4 boyluk üstünlüğü devam ederken ikinci durumda iç kulvarda şu anda Big Ben, Big Ben'in dışında Bahadır Harmoni, Bahadır Harmoni'nin dışından Pekerol'un atağını izliyoruz. 6 numaralı Pekerol atak yapıyor fakat 3. durumda henüz. Vidar uzak ara 1977 yılı Gazi koşusunu kazanmak üzere sayısı yarışseverler. Evet, önümüzden geçiyor. 1 numaralı Vidar ve Kadir Altınöz okşuyor kendisini. 2 numaralı Big Ben ikinci, 6 numaralı Pekerol üçüncü ve 4 numaralı Bahadır Harmoni dördüncü sayın yarışseverler. Şampiyon jokeylerimizden bazıları Gazi koşusunu kazanabilmek için uzun yıllar beklediler. Bu isimlerden birisi de 1978 yılında Cihangir Harmoni ile Gazi koşusunu kazanan Süleyman Aktı'dır. Bu safkanın yetiştiricisi ve sahibi atçılık geçmişlerinin kökleri hayli derinlerde olan Celaloğlu ekürisidir.
Güldiken'in box'a girmeyerek başlamadığı koşunun startını diğer safkanlar gayet toplu aldılar. Koşunun ilk 200 metresi içerisinde iç kulvarda Nesil, ortada Simge, dış kulvarda Bağkoptu arasında bir liderlik uğraşı var. 2200 startta geçildiğinde Nesil ve Bağkoptu gruptan 2 boy kadar ayrılıyorlar. İç kulvarda Nesil, dışında Bağkoptu, tek at gibiler üçüncülükte Simge'yi, dördüncülüğe Kemal'in atağını görüyorum. Koşunun son 2000 metresine doğru gidilirken yarım boy kadar Nesil önde, yarım boy dışında Bağkoptu. Üçüncülükte onların iki at boyu gerilerinde Kemal, dördüncülükte Simge'yi, beşinciliğe de Fatih'in atağını görüyorum. 1800 startta geçildiğinde Nesil bir boy farklı bir liderlik temin ederken ikinciliğe Kemal'in atağını görüyorum Bağkoptu'nun yanından. Dördüncülükte Simge, beşincilikte Fatih var. 1600 starta geçildiğinde yarım boy farklı liderliğini iterek Nesil koruyor. İkincilikteki Kemal'in gayretlerine rağmen Kemal'in hemen dışında Bağkoptu. Dördüncülükte Simge, beşincilikte Fatih var. 1400 starta geçilmek üzereyken iç kulvardan ataklarını artıran Kemal geliyor. Nesil'le tek at gibi oluyor. Üçüncülükte onları bir at boyu geriden Bağkoptu takip ediyor. Dışına da Çilli'nin atağını görüyorum. Koşunun son 1200 starta geçildiğinde iç kulvarda Kemal, dışında Nesil arasındaki liderlik uğraşı sürüyor. Onların 1,5 at boyu yerlerinde Bağkoptu, dışında Çilli. Beşinciliğe de Fatih'in atağını görüyorum Riberta ile birlikte. Koşunun son 800 metresine doğru gelinirken dış kulvardan tekrar temposunu artıran Nesil geliyor. Kemal'i bastırıyor ve az farklı bir liderlik temin ederken üçüncülüğe de Çilli'nin sarktığını görüyorum. Hemen içinde Bağkoptu. Koşunun son 600 metresine doğru geliniyor. Yarım boy farklı liderliğini Nesil korurken ikinciliğe gerileyen Kemal'in dışından Çilli'nin sarktığını görüyorum. 52. Gazi koşusunun son virajı dönülmek üzere sayın yarışseverler. Orta kulvardan ataklarını artıran Çilli, grubun liderliğini alıp 1-1,5 boy farklı bir liderlik temin ederken dışından Bağkoptu'nun atağını görüyorum. Koşunun son 400 metresine doğru gelinirken bir boy farklı liderliğini Çilli koruyor. Orta kulvardan Bağkoptu, gerilerden Fatih'in atağını görüyorum. Dış kulvardan da Cihangir Harmoni ve Riberta'nın atağı var. Koşunun son 200 metresine doğru gelinirken Fatih orta kulvardan ataklarını artırıp grubu hakimiyetini hissettirip bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. En iç kulvardan Güzel Eser, dış kulvardan Bağkoptu, daha dışarıdan Riberta ve Cihangir Harmoni atak yapıyorlar. Fatih koşudaki liderliğini koruma orası içerisinde Cihangir Harmoni ve Riberta geliyorlar. Cihangir Harmoni hakim oluyor. Bir boyda fark yapıyor ve 52. Gazi koşusunu Cihangir Harmoni kazanıyor. Riberta ikinci, Fatih üçüncü, Bağkoptu dördüncü. 1979 yılı Gazi koşusunu Cemal Kuran'ın unutulmaz atçılarımızdan Doktor Seferov'un adını verdiği safkanı kazandı. Mümin Çılgın koşu sonrası röportajında Gazi koşusunu Doktor Seferov'la çok kolay biçimde kazandığını söylüyordu. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Beyda liderliği aldı. Yanında Doktor Seferov, dıştan Bajit, Ekim, içten Lasking. Lasking 3 boy farklı koşunun liderliğini aldı ve başa geçti. Arkasında Baljit var. Lasking arayı açarak koşuyu götürüyor. Arkasında Ekim ve Baljit baş başa, onların gerisinde Doktor Seferov var. Lasking arayı çok uzak arayla açtı ve yarışı önde götürüyor. Arkasında şimdi 13 numaralı Ekim, 4 numaralı Baljit, 1 numaralı Doktor Seferov, 3 numaralı Beyda var. Lasking uzak ara ile yine birinciliğini sürdürmekte sen yarışseverler. İkincilikte yine Ekim, 1 numaralı Doktor Seferov 4. durumda ve 10 numaralı Kamuran araya giriyor. Lasking ile olan ara 2 boya kadar düştü. Bajit ikinciliğe girdi. Ekim, Doktor Seferov, geriden Öznur atak yapıyor. Arkasında Beyda ve onun da arkasında Nurcivan. Son 800 startına geliyorlar ve Lasking'in liderliği devam ederken dış kulvardan Doktor Seferov kuvvetli atak yapıyor. Yanında Baljit var. En dıştan da Nurcivan düzlüğe çıktılar. Nurcivan dış kulvarda düzlüğe çıktı. Lasking
jockey arkasını kontrol etti. Yanında Doktor Seferov, dışında Nurcivan. Bajit dışa açılarak son 400'ü geçiyorlar. Laskin'in liderliği devam ediyor. Doktor Seferov kamçıyla çalışıyor ve üçüncülükte Nurcivan. Laskin, Doktor Seferov, Nurcivan son 200'ü geçtiler. Laskin ile Doktor Seferov ayrıldılar. Nurcivan iki boy gerilerinde ve Doktor Seferov atak kabaşa geçiyor. Doktor Seferov, Laskin, Nurcivan sırasıyla potoyu geçtiler sayın yarışseverler. Koşu bitti. At sahibi ve yetiştirici Vural Çakım, 1978 yılı Gazi koşusunda yaşadığı şanssızlık sonrası 1970'te Levano'yla bu büyük zafere ulaştı. Böylece jokey Kadir Altınöz'ün Gazi koşusu birinciliklerine bir yenisi daha Levano'yla ekleniyor. Ve 54. Gazi koşusu başladı. Topkapı starttan 2-3 boya kadar geri çıktı ve yarışa başlamıyor. Koşunun liderini Tuskanslar yapıyor. Dışında Sürtük var. Sürtük Etuskanslar'ı bastırıp ilk 200 metre geçirdikten sonra koşunun liderliğini aldı. Etuskanslar ikincilikte. Levano üçüncü. Zenit dördüncü. Şahane beşinci. Ve yarışa başlamayan Topkapı hala 2004 metre startı önlerinde. 2000 metre startı geçildi. Yarışa doğru geliniyor. Ve Levano 2-3 boyluk fark ile koşuyor. Önde götürüyor. Amur ikincilikte. Son biraz denildi. Levano'nun liderliği devam ediyor. İki boy gerisinde Amur. Üç kurlarda Özgür üçüncülükte. Son 4 metre geçiyor. Levano'nun liderliği devam ediyor. Amur ikincilikte. Özgür dış kurlarda üçüncülükte. Dördüncülükte şahane var. Son 200 metreye doğru gelirken Levano'nun liderliği devam ediyor. Aradaki fark bir boya düştü. Amur ikincilikte. Son 150 metre geçiliyor. Levano tek aradaki farkı iki boya çıkarttı. Amur ikinci. Son 100 metreye Levano iki boyluk farkıyla önde giriyor. Amur ikinci. Son 50 metreye Levano iki boyluk farkıyla önde giriyor. Amur ikinci. Eskizistan üçüncüye geliyor. Şu anda Levano koşuyor. Birinci olarak tutuyor. Amur ikinci. Koşunun gayresmi sırası. 14 numaralı Levano birinci. 3 numaralı Amur ikinci. Sen yarışseverler. Bunu gördüğünüz gibi Atatürk'ün 100. doğum gününe rastlayan bir senede kazanmış olmam bana sonsuz mutluluk verdi. Son derece de mutluyum. ...1981 yılı Gazi koşusunu yetiştiricisi ve sahibi olduğu Dersim'le kazanan Cemal Kura... ...başka atçıların da bu büyük mutluluğu yaşaması için bir daha Gazi koşusunda at koşmayacağı sözünü verdi. Jokey Mümin Çılgın'ın Gazi koşusu birincilik sayısı da Dersim'le 5'e yükseldi. Ve koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra bariyer dibinde salvo, dışında ayışı... Ayşe'nin dışında Borsak. 2200 metre startı geçilirken Şarık Bey ikinciliğe geldi dış kollardan. Salvo'nun arkasında üçüncülükte Ayşe dışında Borsak. Borsak'ın dışında Sonbahar. Nihayette Velvet ve Keben sırasıyla 1800 metre startına doğru geliniyor. Salvo'nun liderliği devam ediyor. 1800 metre startı geçildi. Şarık Bey 1,5 boy gerisinde ikincilikte, Ayışı üçüncü dışında Sonbahar. Borsak, Farsudor, Flashing Star, Yavça, Dersim, Arkadaş, Senem, Frekarmoni, Keben, Velvet ve bir boy geride Asli Aza sırasıyla 1400 metre startı geçiriyor. Şarık Bey'in liderliği devam ediyor. Ayışı iç kullardan ikinciliğe geldi. Dışında Sonbahar var. 1400 metre startı geçildi. 1200 metre startı geçiliyor. Şarık Bey'in liderliği devam ediyor. Ayışı ve Sonbahar beraberce ikinci ciddeler. Borsak hemen arkalarında iç kulvarda. Nihayet de Asli Aza var. 1 metre startı geçiliyor. Şarık Bey'in liderliği yarım boyluk farkıyla devam ediyor. Dışında Sonbahar ikincilikte. Ayışı ve Dersim beraberce üçüncülükte. Dersim atak yaparak üçüncülüğe geliyor. Ayışı dördüncülükte.
Son 8 metre starta geçildi. Son viraja doğru gelirken Dersim en dış kolardaki kuvvetli ataklarıyla koşunun liderliğini alıyor. Son viraj dönülmek üzere. Dersim bariyer deminden liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte Şarık ve hemen arkasında Yavça var. Ayşe tekrar en dış kullanan atak tazeliyor. Son 400 metre geçildi. Dersim'in liderliği devam ediyor. İkincilik için Şarık Bey, Yavça ve Ayşe çekişiyorlar. En dış kullanan Borsak atak yapıyor. Dersim'in liderliği devam ediyor. Yavça yaptığı atakla ikinciliğe geliyor. Ayşe üçüncülükte. Son 200 metre geçiliyor. Dersim'in liderliği devam ediyor. 3 balık fark ile Yavça ikinci. Son 50 metreye Dersim önde giriyor. Yavça ikinci. Son 20 metreye Dersim önde giriyor. Ve şu anda koşu sona eriyor. Koşunun gayretli sırası 2-15 şeklinde sayın yarış severler.